Dünkü Devlet Bahçeli'nin tweetleriyle başlayacağız. Çünkü Devlet Bahçeli'nin şeyi muazzam, ilginç bir tablo ortaya çıktı. Bunu kaçıracağız. Öyle bir tablo ortaya çıktı ki bunun üzerinden defalarca, günlerce konuşabiliriz. Çünkü aslında Cumhur İttifakı çöküyor. Bu çökme sandıkta da ortaya çıkacak. Bu çökme düşünsel olarak da ortaya çıkacak. Devlet Bahçeli dün tweetlerini görenler, görmeyenler biraz sonra Ali Akıtır. Ben ana fikri size söyleyeceğim. O ana fikrinde ne olduğunu anlatacağım. Tweetleri tek tek okumaya gerek yok. Harun bu arada mecburum selam vermeye, benim yoldaşım. Türkiye Komünist Partisi'nden arkadaşımız, onu söyleyelim. Harun bundan sonra her gün burada olacak. Söz verdi bize, her gün gelecek ve her gün katkı yapacak. Az önce Pınar da Nisan'a bayıldım demişti, izlemiş konserden. O da öyle olacak. Onu da söyleyelim. Beğeniyi de göreceğiz biraz sonra. Şimdi değerli dostlar, Devlet Bahçeli'nin üzerinde büyük bir yük var. Çünkü Devlet Bahçeli birkaç kanattan çevrilmiş durumda. Bir tanesi elinde oy oranları meselesi var. Zaten bu MHP'li bir milletvekilinin ya ne olacak ki işte anketler falan diyor. Eğer anketler ne olacak ki demenizin nedeni anketlere inanmamak, yurttaşlarımızın başka bir sağduyusu olduğu kanaati ise evet, ama başka bir duygu varsa onu bilmem. Bu matematik işi değil, Allah'ın işi deyip Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var diyerek hamasi, içi boş, Türkiye'nin sosyolojisine hiç bir şey ifade etmeyen bence bir yorum yapmış durumda. Çünkü sayın neydi beyefendinin adı, bir görüm Ali. İl Başkanı Sayın Veysel Şahin, elinde mutlaka veriler vardır. Şimdi Devlet Bahçeli Bey dün bir ayar vermek zorundaydı ve bu ayarı verdi. O da bu 47 gün kalmış olan seçim öncesindeki açık bir şekilde bir kere bizim adayımız kimdir diye sorulduğunda Recep Tayyip Erdoğan'dır demişti. Ve Erdoğan'ın kendisinden önce demişti ve Erdoğan'la ilgili tartışmaların önüne set çekmişti. Çünkü Devlet Bahçeli çok ilginç bir figür Türk siyasetinde ve bir gölge olarak da var. İktidarda değil, yani DSP'den bu tarafa başbakan yardımcılığı yapmıştı orada. İktidarda değil, iktidarın içinde değil ama iktidarın doğrudan hesap verdiği, iktidarın doğrudan onay almak zorunda olup hareket etmek durumunda olduğu bir isim. Bahçeli'nin özellikle İçişleri Bakanı ile olan hukukunun çok güçlü olduğu ve İçişleri Bakanı'nın onun tarafından bir anlamda desteklendiği ve İçişleri Bakanı yönündeki duyarlılığın ne olduğunu hep birlikte biliyoruz ve görüyoruz. Bahçeli için Cumhur İttifakı'nın genişleme zorunluluğu ideolojik bir zemin kaybına neden oldu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin iddiası ne? Türk milliyetçileri geri adım atmaz. Türk milliyetçilerin temel ilkesi Türk yurdunda işte anayasanın ilk dört maddesi tartışılmazdan tutun. Genel anlamda bölücülük, MHP'nin HDP ile olan sorunları vesaire, yani ideolojik ayrılıkları, bunların hepsini biliyoruz. Fakat ülkücü hareket kendi içinde başka çekmecelere bölündüğü için, bunların en önemlisi de İyi Parti olduğu için ve İyi Parti'nin neredeyse MHP'yi ikiye katlayacak oy oranlarına kadar gelmiş olmasından dolayı Devlet Bahçeli her şeye rağmen devletin içindeki gücünü korumak adına ve koruyor da bence, onun da altını çizmekte yarar var. Öyle bir tablo oluşturdu ki Sayın Bahçeli, AKP onsuz hareket edemez bir hale geldi. Pek çok açıdan sorumluluk ve zorunluluk haline geldi bu. Lakin şöyle ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Belki de bir oy bir oydur, iki oy iki oydur duygusuyla adaylarını açıkladıktan sonra Bahçeli dedi ki tek liste diye bir şey yoktur. Bakın, tek liste diye bir şey yoktur. Ve dönüp doğrudan AKP'ye diyor ki AK Parti arasında ortak liste yapılacağı bu kapsamda yerli yersiz, maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim servisi cesaret kazanmıştır diyor. Cumhur İttifakı'nın dört partiden ikisi olan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçime katılacağı da yakın bir tarihte ilgilerin beyanıyla tescillenmiştir diyor. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği şeydir. Bana göre
Onları da buraya zorladı Bahçeli ve 54 yıllık dev maziyle birlikte müktesebatını yok saymak amacıyla yapılanlara, bu algı mücadelesi yapanlara karşılık biz tek listeden girmeyiz, biz milliyetçi hareketiz, köklüyüz ve kimse bizi bir başka pozisyona itemez diyor. Ve diyor ki Cumhur İttifakı'nın ahlakı, ilkeleri, gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Yani bizim diyor durduğumuz yer AKP'nin de hesap vereceği yerdir. Bu emanet korunacaktır. Fırsatçılar partimizi küçük görme yanlışını düşen sözde yazar. Çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir diyor. Ben bunların karşı gruba değil, tam da yanında olanlara söylediği kanaatindeyim bu cümleleri. Seçime katılmaları, işte kendi adıyla seçime katılmaları söz konusuyken Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşkil olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır diyor. Bütün bu tartışmanın niye olduğunu ben size hatırlatayım. Şimdi öyle bir seçim sistemi var ki, dün size anlattık. Tek liste girmek ilave bir vekillik çıkartmak anlamına geliyor. Ancak tek liste girmek birisinin amblemi altında artık bir sığıntı olmak anlamına geliyor. Siz istediğiniz kadar 20 milletvekiliyle 40 milletvekiliyle burun grup kurun, vesayet sistemi oluyor. HDP'den ayrılmak isteyen Türkiye İşçi Partisi'nin ittifak tamam ama biz kendi amblemimize gireceğiz demesi bu konudaki bir meşruiyet arayışı, bir kendini ortaya koyabilme, varlığını gösterebilme arayışıdır. O yüzden bu riski alıyorlar. Yani milletvekili olamama riskini de alıyorlar. Bunu bu anlamda değerlendirmek ve dinlemek, bunu böyle düşünmek gerekiyor. Ve Bahçeli bence yeniden Refah Partisi'nin varlığından fevkalade rahatsız. Ama en önemlisi Hüdapar'la aynı sıralarda görünmekten rahatsız. Çünkü bu şunun gibi bir şey, onlara göre HDP ile aynı sırada değilsin ama sicili bozuk, cinayetlerle anılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle her zaman kavgalı bir siyasi hareketle zaten aynı listede olamayız. Aynı ittifakta olmak bile sorun ama aynı liste mümkün değildir demeye getiriyor. Ve Bahçeli'nin bu tavrının Cumhur İttifakı'nda görünmeyen bir çatlak olduğunu, Erdoğan'ın yaptığı hamlelerin belki de Bahçeli'ye sorulmadan yapıldığını, bu hamlelerin Cumhur İttifakı'nı genişletmekle birlikte sorunlu hale getirdiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi böyle bir tablo karşısında Erdoğan'ın hayır kardeşim siz bizim listelerimizden gireceksiniz deme hakkı yok diyemez. Ama bir taraftan da öyle bir yere gelindi ki Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse parlamento çok kritik olacak. Ayrıca kazanılırsa da parlamento bugünkü gibi olmadığı takdirde her zaman hesap soran bir yere gelecek. Kim bunu yitirmek ister ki? Kim bunun dışında kalmak ister ki? Fakat bir taraftan da bir siyasi hareketin hayatta kalması, varlığını sürdürebilmesi için bu iş büyük dert. Yani kazan aslında en çok orada kaynıyor. Çünkü Millet İttifakı'nın bir tane sorunu kaldı. Muharrem İnce sorunu. Bu işi çözersek bu işi bitiririz diyor. Nasıl olacak? Şimdi MHP hareketinin içinde İyi Parti'nin de bulunduğu zorlamayla birlikte, Ümit Özdağ'ın, Sinan Oğan'ın yarattığı zorlamayla birlikte, Büyük Birlik Partisi'nin tavrısını bilmiyorum ama Sinan Ateş cinayeti bir muammaya dönmüş durumda ve bu cinayetin içinde bulunduğu ve yarattığı durum, bu tutum zaten milliyetçileri, ülkücüleri müthiş rahatsız etmiş durumda. Kendi öz evlatlarının kaybolmuş olması durumu, ki ben onlarla zaman zaman konuşuyorum, o camiayı bilmediğim için fikirler alıyorum farklı yerlerden isimlerle, pek de böyle farklı partilerde olsalar da üzerlerinde uzlaştıkları bir isim, Sinan kardeşimiz diye hitap ettikleri bir ismin ailesini mağdur edilerek o kutlu dava denilen davanın dışında böyle bir felaketin, yani davanın içinde olan ama partilerin dışında olan Sinan Ateş'in böyle bir mağduriyet yaşaması ve görmesi çok çok rahatsızlık veriyor. Tüm bu işlerde o yüzden Milliyetçi Hareket zeminini anlama açısından, Milliyetçi Hareket'in nasıl bir tutum içerisinde olacağını anlamak açısından bunun çok önemli olduğunu da altını çizmek isterim. Erdoğan bence dün medyadakiler, yandaş medyadakiler neden bana gıcık oldular onu da pek anlamış değilim. Elbette ki Erdoğan'ın en güçsüz dönemi.
Erdoğan'ın en güçsüz dönemi olduğu için de rakibi rehavete kapılmamakla birlikte başarılı bir süreç götürüyor. Cumhur İttifakı'nın iç sorunları var, devletin büyük sorunları var, dışarıdan gelen meseleler de var. Bütün bu fotoğrafı üst üste koyduğunuz zaman Allah'ını severseniz Erdoğan siyasi hayatının en zor döneminde değil mi? Ya da tersten düşünürsek muhalefet ve muhalefetin lideri, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu en güçlü döneminde değil mi? Toplumsal mutabakatın sağlandığı dönemde değil mi? Yani şimdi bütün bunlara baktığımız zaman neden şaşırdılar anlamadım. Dönüp şunu deseler ya biz de ihtiyatlı olalım ki kendi aralarında konuşuyorlar. Biz de aklı selimle davranalım deseler onlar da doğruyu yapmış olurlar. Bu kafa neyin kafası ben de onu anlamış değilim. Bu bir. İkincisi depremle ilgili niye şunu anlamak istemiyorlar? Ben de ona hayret ediyorum. Arkadaş depremde devlet diye olağanüstü bir organizasyon var. Devletle sıradan insanın emeğini falan karşılaştıramazsınız. Biz devlet orada yok derken devlet hiç gelmedi vesaire demedik ki. Devlet büyük sorunlar karşısında gelmemiş kadar zor durumda kaldı dedik. En somut örneği eğer siz yediriyorsunuz kendinize ben bir şey demiyorum. En somut örneği depremden kurtulanlar selde öldüler. Şimdi Allah aşkına bunu dünyanın bir başka ülkesinde anlatsanız hem içi acır hem de hayret etmez mi insanlar? Ya yani bunu söylemeyecek miyiz? Bunu sizin söylemeniz lazım gelir değerli yandaşlar. Ama maalesef böyle bir tablo var. Bunların hepsi üst üste konduğunda bu liste ayarı yani bir dakika ben buradayım, kendi partimleyim, ben işte %10'ları hedefliyorum, geçeceğim neyse bunları söyleyen Bahçeli'nin buradan geri adım atması falan mümkün değil. Zaten atmaz. Ama işte orada sıkışmış durumda. Bunun altını çizelim.